Başlayalım mı o zaman? Her şey tamamsa bir başlayalım artık. Asya'nın hocam. WASD mouse. Hi there. Thank you very much for 1 minute. Alt yazı. Alt yazı yok mu? Her şey tamam başkanı, şey yayınlar. Tamam başkan, iyi yayınlar. 2 lira için çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Ama ben alt yazıyı bulamıyorum. Allah Allah. Keyboard da olmaz. Videoda burada yok, burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Advanced'te burada yok, burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Gamepad'de de yok. Anladım. Playing the beginner's guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Dust. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Yes, okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Adamın biri bu yap bunun yaptığını bu mu yapmış başkası mı yapmış tam anlamadım. Bu zamana kadar level'lar artı oyunlar tasarlamış. Dust onlardan bir tanesiymiş.
Dust'ı tasarlarken hatta bir çöl ortamında FPS olarak nasıl hissedeceğinizi anlatmaya, aktarmaya çalışmış. Anladığım kadarını aktarmaya çalışıyorum. Yanlışlıkla olabilir. Ve bu zamana kadar tasarladığı level ve bölümlerin birçoğu aslında aktarılmamış oyunculara. 3 kere reklama tıkladım. Max ben, hoş geldin. Bu zamana kadar oyunculara aktarılmamış bu bölümler ya da dizaynlar. Fakat ben bunları gerçekten powerful olarak buluyorum. Yani güçlü olarak, yani güzel tasarlanmış olarak buluyorum dedi. Ve en son bir tane oyun yapmış ve bundan sonra bir daha yapmamış ya da tasarlamamış. Ben bunları ilginç, güzel bulduğum için sizlere aktarmak istedim tarzında bir şey söyledi. Daha fazla iletişime geçmek isterseniz, yorumlarınızı, düşüncelerinizi aktarmak isterseniz de bir tane e-mail verdi ama tam anlamadım o e-maili. Anladığım kadarıyla bunlar. Lan. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games I've seen. Escape from Whisper diye bir oyunmuş. It kind of looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately, we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Begin shooting operation. Ne yapacağım ben burada? Ha, şuraya açmış. Okay. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Oha! Aşağısını düz yapmış. Apparently, this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Oh, sağ olasın. Labirentlerde iyi okay, değilimdir this abi. Is the part that's interesting. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. Whisper maşini kapatmamız lazımmış. If you, your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you? Ben hala bu alt yazıları merak ediyorum hocam. Ve bunun için bakacağım açıkçası. Anladım ki hiçbir şey yazmamışlar. Kendini göstersene derken? Bak, yanlış göster. Şu galiba. Değilmiş. Ne açtım o zaman ben? Kedini göstersene. Ha. İçeride şu an ya. Bulamadım.
me pause here for a second. Heh, oldu. What you just experienced, stepping into the beam and then... Hop. Oldu fakat altta göstermiyor. O zaman şunun yerini değiştireceğiz. Şöyle alsam sizi rahatsız eder mi çok? Biraz daha küçülteyim hatta sizin için. Şöyle. Tamamdır. Dying is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Oha. Böyle bir bug varmış oyun ilk yapıldığında. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be hoş geldin, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Böyle bir bug fark olmuş oyunda ve bu bug aslında ona farklı bir fikir vermiş. Dolayısıyla bu oyunu devam etmeyi bırakmış ve bundan sonraki yaptığı ilk oyun buymuş. Bu da yine aynı şekilde November 2008. The past was behind her. Yep. In this game, you can only walk backwards. Oha. İlginç. Fuck me. Lan. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Oyunun kafası şu. Koda'nın bu zamana kadar yaptığı oyunlar, daha doğrusu level'lar ve oyunlar ne kadar güzel ol, yani adam öyle düşünüyor. Güzel olsa da bu oyunları bu zamana kadar yeryüzüne çıkarmamış ve tamamen sadece PC'sinde yapılmış olarak kalmış ve adam da yapan kişi, konuşan kişi daha doğrusu oyunların ve dizaynların ne kadar güzel ve fütüristik olduğundan bahsediyor aslında. Bu yüzden ben hem yaparkenki düşünceleri, bölüm esnasındaki sorunlardan çıkardığı detaylar ve bölümlerde ne düşünerek tasarladıklarını ben sırayla anlatmaya çalışıyor daha doğrusu. İlk oyunundan başladık. İlk oyundaki bir bug dolayısıyla normalde orada ölmen gerekiyormuş. Ölerek kapatman gerekiyormuş. O bir bug sebebiyle tüm map'in üstüne çıkıyorsun ve tüm map'i yukarıdan aşağıya görebiliyorsun. Bu bug'ı çözmek yerine adam aklına farklı bir fikir gelmiş ve oyunu yapmayı bırakmış. Bu arada Yuşa hoş geldin. Oyunu yapmayı bırakmış ve sonrasında bu fikir gelmiş aklına. Sonra, oyundan sonra bunu yapmış. Ve bu da sadece geriye yürüyebildiğim bir oyun. Zaten the past was behind her. İşte geçmiş. Onun arkasında. But the future could not be seen. Fakat gelecek görünemez tarzında bir mesajla sadece why does the future keep changing? Neden gelecek değişiyor diye çevirelim. Belki sadece geriye yürüyebildiğim bir oyun yapmış. When she stops and looks, it becomes clear. Durup baktığında her şey daha
açık anlaşılabiliyor. But if the future is always behind her, fakat gelecek onun her zaman arkasında olursa, how will she find the strength? Strength buradaki şey miydi? Güç olan strength mi? Yani kararlılık sanırsam. O kararlılığı nasıl bulacak? Confront it neydi? Bilmiyorum bak bunu. Ha, onunla yüzleşerek mi demiş, sonra bitirmiş. Oğlum adam edebi kafayla oyun yapmış ama hoş, aynen. Bence de. Ha, bunu da düz yürüyebiliyoruz. Bu ne? Skyrim mi? You are now entering. Okay. Çevirebildiğim tarafları çevireceğim. Çeviremediklerimde yardımcı olursanız çok sevinirim aslında. Şöyle bir karışıklık oluyor burada da. Şunu da şöyle koymam lazım. Şu anda giriyorsun tadında bir şey söyledi ve aynen tabi duruyor. Şu an enter'lıyoruz. Sağa sola gidemiyor, sadece ileri gidiyoruz. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Şu ana kadar bu oyuna bir anlam katmış, katamamış olabilirsiniz. Oftentimes Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Şu ana kadar bir anlam katamamış olabilirsiniz. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Tamam mı? Konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Şu anda o yürüme kısmındaki oyun size herhangi bir anlam katmamış olabilir. Fakat lütfen sabredin. Benimle birlikte diğer oyunlara geçin ve sonrasında anlayacaksınız dedi. Bu oyunda böyle bir oyun yapmış. Eğer bir oyun Koda için bittiyse, yani devamını getirmek istemiyorsa, tamamen bitmiştir, onun için ölmüştür ve devamını getirmeyecektir tarzında bir şey söyledi. Benim için bu geçerli değil. Daha sonra ben buna katılmıyorum. Fakat ne yapabilirsiniz ki dedi. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Koda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Bir kere oyun bu şekilde yavaşladıktan sonra yukarıdaki kapı açılıyor dedi. Eğer Koda için bu oyun tamamen bitmese ve devam etmeyecekse neden yukarıdaki kapı açılıyor dedi. Enter'a basınca full speed devam edebiliyor musunuz? Ve tekrar kapının içindekini görebilirsiniz dedi. Oha. Mesela bunların hepsini çeviremem bir kere zaten. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Oyunlarla ilgili fikirleri varmış bu odada. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person. Buraları bilmiyorum. But that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. İnsanlar onun soğuk ve mesafeli olduğunu düşünüyormuş. Ve o yaptığı aslında ki merdiven kendi çıkışı, fikirleri ve orayı ne kadar yavaş ve bulunduğunuz konuma nasıl geldiğinizi anlatır. Umarım doğru çeviriyorumdur. Daha yeni başı, aynen. Level designer standard. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Coda'nın ilk defa bir oyunda, yani daha doğrusu Coda için yeni bir şey, bir oyunda puzzle kullanması.
Devam et ve kendin çöz puzzle'ı dedi. Bu nasıl puzzle lan? Vallahi puzzle'mış. Yeminden puzzle'mış. Alp sana, Alp bana Steam'den bir şey yazıyorum. Daha sonra bakarsa senin ufak bir yardım ihtiyacın var. Bir konu var da yardımcı olursan ne mutlu. Okey hocam, yaz. Kabul ederim. Konradyum hoş geldin dostum. Ya. Hop. Yes, çözdüm. Don't forget that solution because we're going to see this puzzle again soon. We're going to see it a lot. Çözümü unutma. Bu puzzle'ı daha sonra tekrar göreceksin. Çok daha fazla dedi. Odalar çok tatlı tasarlanmış. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. Evet. All right. Now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Ha, oyunu tekrar modify yapmış ve enter'a bastığında tüm duvarlar silinecekmiş. Wow. Wow. Mesela bundan ne? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same. Is that most of the time, you don't get to know what you're missing. Or even that you're missing anything. That's not your role. Barış, hoş geldin. Kamenya, hoş geldin dostum. So if your role here is not to understand, Onur, hoş geldin. Dur, oraları okuyamadım bak. Holy. Sadece stair game.